subject to a terrorism prevention and investigation measure, or TPIM. The Metropolitan Police believe that on Friday the 1st of November... Terörle mücadele konusunda sert önlemler alan Britanya, buna bir yenisini daha eklemek istiyor. İçişleri Bakanı Theresa May, ülke çıkarlarına ters davranan terör şüphelilerinin vatandaşlığının elinden alınması konusunda yetki istedi. Mevcut yasalarda şüpheli eğer başka bir ülke vatandaşı değilse vatansız kalacağı gerekçesiyle vatandaşlığı elinden alınamıyor. İçişleri Bakanı May, meclisten yeni bir yasal değişiklik yaparak bu yetkinin kendisine verilmesini istedi. May'in bu talebi bir terör şüphelisinin yargılandığı davaya dayanıyor. Terör eylemi hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan bir Irak asıllı Britanyalı'nın pasaportunu elinden alan İçişleri Bakanlığı'na mahkeme yaptığı eylemin yasa dışı olduğunu söyledi. Bakanlığa herhangi birini vatandaşlıktan çıkarma hakkı olmadığını hatırlatan mahkeme pasaportun iade edilmesini istedi. Theresa May de bu gelişme üzerine meclisten yetki istedi. Ancak muhalefet, hali hazırda terör şüphelilerinin ülkenin başka bir kentinde tutulma yetkisi bulunduğunu hatırlatarak hükümeti var olan yasaları uygulamamakla suçluyor. Muhalefete göre eğer bir insan şüpheliyse ya da suçluysa cezasını çekmesi için yasalar belli ve bunlar uygulanabilir. İnsan hakları savunucuları ise keyfi olarak bir insanın vatandaşlık hakkının elinden alınmasının insan haklarıyla bağdaşmayacağını söylüyorlar. Mevcut yasalara göre eğer şüpheli çifte vatandaşlığa sahipse Britanya pasaportu ve vatandaşlığı elinden alınabiliyor. Şimdi Theresa May bu yetkiyi daha da genişletmek istiyor.